Amerikalı bir yetkili Amerika Avrupa Komutanlığı'nın e, karargahının bulunduğu Almanya'nın Stuttgart kentindeki Amerikan ordusu garnizonu da aralarında olduğu tüm Amerikan askeri üslerinde e, alarm seviyelerinin e, seviyesinin dünkü pazar günü itibariyle Charlie seviyesine yükseltildiğini doğruladı ve Amerikan ordusunda bu seviyeye istihbaratın terörist bir saldırının muhtemel olduğu bilgisi alındığında geçiliyor. Yetkili de en az 10 yıldır bu seviyede bir tehdit görmediklerini söyledi ve e, bunun genellikle ordunun aktif ve inandırıcı bir tehdit aldığı anlamına geldiğini açıkladı. Charlie'ye sebep olan bulgular ve tehdit kaynağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Euro 2024 başlamadan IŞİD'e bağlı Horasan'ın sesi adlı propaganda dergisinde Almanya'da terör saldırıları düzenlenmesi yönünde çağrı yapılması sonrasında Schengen anlaşmasını geçici bir süre kaldıran Almanya sınır kontrollerine başladı. Havaalanlarını ve tren istasyonlarını korumak için özel önlemler aldı. Alman basında konuyla ilgili çıkan haberlerde de Alman güvenlik makamlarının takip aldıkları radikal İslamcı çevrelerde büyük bir hareketlik olduğunu tespit ettikleri bildirildi. Bu durum turnuva boyunca terör saldırısı gerçekleşmesi olasılığının arttığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Öte yandan yarın akşamki Türkiye-Avusturya maçı öncesi Almanya'daki Türklerin keyfini kaçıran bir gelişme yaşandı. Bunun nedeni maçların yayın haklarını ellerinde tutan Alman televizyon kanalları ARD ve ZDF'in Türkiye maçını şifreli kanaldan yayınlama kararı. Söz konusu devlet kanallarının son 16 turunda diğer 7 maçı şifresiz yayınlamaları ancak Leipzig'teki karşılaşmayı ek para verilmesi koşulu ile Magenta Tifa adlı şifreli kanaldan yayınlama kararı Türkler arasında hayal kırıklığına ve bir infiale neden oldu. Magenta Tifa'nın, Almacasıyla Magenta Tifa'nın telif hakkı nedeniyle karşılaşma arkamdaki gibi topu gösterim alanlarında, barlarda, spor kulüplerinde, salonlarında, otellerde gösterilmeyecek. Almanya'da yaşayan herkes. TV ve radyo hizmeti almasalar dahi kamu yayınlarından yararlanabilmek için hane başına aylık 18 euro 60 sent ödüyor. Türklerin kızgınlığının nedeni de bu. Alman televizyon grubunun yaklaşık 1 milyon Türk göçmeni yaşadığı hanelerden yıllık olarak 223 milyon euro gelir etmesine rağmen diğer e, 7 maçı şifresiz yayınlaması ve ancak Leipzig'de oynanacak Avusturya-Türkiye müsabakasına ek para istemesi insanları kızdırıyor. Bu konuda görüşünü sorduğumuz Almanya'daki Türklerin örgütlerinin sözcüleri maçın gösterilmemesini skandal olarak tanımlayarak özellikle sosyal medya üzerinden ARD ve TDF'in protesto edilmesine ve maçı şifresiz olarak yayınlamaları yönde çağrı yapılmasını istediler. Ancak söz konusu kanal yetkilileri kararın böyle kalacağını isteyenin 10 Euro vererek maçı izleyebileceğini duyurdular. Anlaşılan Türkiye'nin katıldığı Euro 2024 maçlarını büyük bir tutkuyla seyreden Almanyalı Türklerin Yarınki e, Avusturya karşılaşmasını izleme sevinci ve heyecanı bu kez maalesef kursaklarında kalacak.